Merhaba sevgili izleyiciler. Pazar günü Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Öncesinde aynı zamanda yarışta aday da olan Başbakan Ersin Tatar'ın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelerek 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ta sahil şeridini halka açma kararı, adanın iki yakasında da bir seçim sonucunu etkilemeye dönük adım olarak nitelendirildi, tepkiyle karşılandı. Koalisyon ortaklarından Halkın Partisi de bu karara tepki göstererek hükümetten çekildi. Dolayısıyla belki de şimdi Kuzey Kıbrıs'ın önünde bir de genel seçim varmış gibi gözüküyor. Aslında bölgedeki diğer gelişmelerle beraber düşününce acaba adanın geleceği açısından önemli bir eşikte miyiz sorusu gündeme geliyor. İşte bu soruyu soracağım. Konuğum "Yurdunu sevmeliymiş insan, öyle diyor hep babam. Benim yurdum ikiye bölünmüş ortasından. Hangi yarısını sevmeli insan?" dizelerinin sahibi Kıbrıslı Türk şair ve yazar Neşe Yaşın. Hoş geldiniz. Dizelerinizi kullanmak istedim. Bu dizelerin adanın iki tarafında okullarda da okutulmuş olduğunu hep okuyoruz, duyuyoruz. Acaba bugün hala öyle mi diye merak ettim. Çok aslında etkileyici dizeler, sade, yalın bir anlatım ve tabii biliyorum şarkılara da konu oldu. Beraber söylendi adanın iki tarafında. Ama bugün durum öyle mi diye öyle bir soruyla başlayayım. Hala okutuluyor mu? Şöyle söyleyeyim yani Kıbrıslı Türk siyasetinde her zaman iki temel çizgi olmuştur. Birisi Taksimci dediğimiz ve Türk Şükrancılar da dediğimiz 74 sonrasında bir ulusalcı bir hareket, ama ulusalcı derken Türk ulusçuluğuyla bağları olan bir hareket. Bir de cumhuriyetçi dediğimiz, cumhuriyet derken 1960'da kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti iki toplum tarafından kurulmuştu bildiğiniz gibi. Ve yani Kıbrıs'ı bir ortak vatan gören, ortak vatan anlayışı var. Şimdi bugün de böyle kritik bir gün aslında. Bu iki anlayışın karşı karşıya geleceği, biraz da referandum niteliğinde olacak seçimlere gidiyor Kıbrıslı Türkler. Ve bu seçimler sonucunda seçilecek Cumhurbaşkanı da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yaptığı çağrıyla hemen Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında müzakerelerin devamına katılacak. O yüzden özellikle dün yaşananlar, ki bu bir süredir devam eden bir şey, ki her zaman olan bir şey ama bu son seçimde Türkiye'nin müdahalesi var. Türkiye Ersin Tatar'ın seçilmesini istiyor bu seçimlerde. Bu da dediğim o Türk ulusçuluğuyla bağı olan Kıbrıs'ın bölünmesinden yana, yani iki devletli hatta ilhaka kadar giden bir çizgi. Diğer yanda ise yani iki güçlü aday olacak belli ki. Mustafa Akıncı var. İkinci tura ikisinin kalması bekleniyor ama bir yandan da yine soldaki aday Tufan Erhürman'ın da epey oyunu artırdığını da söylüyorlar. Böyle bir kritik süreçteyiz. Yani yurdumuzun iki yarısını da sevmeye devam edeceğiz herhalde yani. Ama gerçekten çok kritik bir süreç Kıbrıs açısından bu seçimler. Sesiniz gelmiyor, pardon. Evet, şimdi açtım ben Evet. mikrofonumu kapatmıştım daha iyi duyalım diye. Çok güzel birleştirdiniz benim girizgahla dizelerle. Yani aslında bu ikiye bölünmüşlük tamam mı devam mı gibi bu kadar kritik gördüğünüzü anlıyorum bu seçimlerden. Şöyle bir soru sormak istemiştim ben. Yani
Şimdi baktığımız zaman aslında siz tabii en önemli öne çıkan adayları da söylemiş bulundunuz ama 11 tane aday var ve işte yaşları evet. herhalde 37 ile 73 arasında değişen, hepsi erkek 11 aday. Şimdi biz böyle adayın kuzeyinde de güneyinde de siyasette hiç kadın görmüyoruz. Hiç. Yani ben pek hatırlamıyorum. Yer açılmıyor pek. Yani varsa da daha geri planda isimler oluyor. Biraz bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Siz de siyasete girmeyi denediniz. Bu ada çok mu maço iki tarafta? Öyle yani bu tip çatışmalı ülkelerde herhalde kadınlara hiç cazip gelmiyor bu alan. Yani bir erkek dili oluşuyor ve çok yani militarize bir ülke, tabii dünyanın en fazla silahlanmış ülkelerinden biri. Geçen seçimde vardı bir kadın aday. Ama tabii kadın adaylardan da öte kadın bakış açısı da önemli diye düşünüyorum. Bu seçimde böyle oldu. Tümü birden erkek adaylarla giriyoruz seçime. Çatışmalı toplumlarda, çatışma çözümlerinde aslında kadının rolü çok önemseniyor ve bu konuda çok çalışma da yapılıyor, akademik çalışmalar da yapılıyor. Hatta benim bilebildiğim kadarıyla hani bugüne kadar gelinen süreçte ben hatırlıyorum, örneğin referandum döneminde kadınlar da hep beraberdiler. İki taraftan çok mücadele edenler vardı tabii. Bir tarafınki biraz eksik kaldı. Evet, ama sonra bu zaman içerisinde geriledi. Biraz nedenlere dair bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani bir de bir anket okudum. Çok özür dilerim. O ankete göre de adanın iki tarafında da gençler yani ne zaman çözülür falan sorusuna yok, bu çözülmez yani ilelebet çözülmez gibi böyle bıkkın yanıt vermeye başlamışlar. Bu da biraz endişe verici. Biraz anlatır mısınız arka planını? Evet, endişe verici. Tabii ki biliyorsunuz Birleşmiş Milletler kararları da var zaten kadınların barış sürecine katılması için. Hatta sanırım bugün bir Zoom toplantısı olacak bu konuda. Kıbrıslı kadınların da katılacağı, kadınların daha barış sürecine daha aktif katılmaları, görüşme masalarında yer almaları konusunda. Tabii ki çok uzun süren bir problem Kıbrıs sorunu ve gençlerle ilgili şöyle bir şey ben her zaman düşünmüştüm. Yani işte bu yaşlı kuşak çatışmanın bir parçasıydı. Gençler ve kadınlar bunun parçası olmadılar ve gelecekte onlar devralacaklar ve böylelikle de çok daha kolay bir biçimde çözüme gideceğiz diye. Tabii ki kadınlar pek çok süreçte varlar, yani sivil toplum içerisinde tabii ki en aktif olan kadınlar her zaman. Ama işte bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir aday göremiyoruz. Gençlerle ilgili de şöyle bir sorun yaşanıyor bence. Gençlerin adanın diğer yarısına dair anıları ve duyguları yok. Yani mesela ben adaylara da baktığım zaman, mesela Mustafa Akıncı adanın bütününe dair bir duygu taşıyan bir insan. Belli bir yaşta olduğu için, anıları olduğu için. Ama pek çok genç politikacı duygusal bir bağ taşımıyor adanın öteki yarısına dair. Her iki taraf için de geçerli bu. Ve bu gençler yani sonuçta bu kadar uzun süren bir problem. Kıbrıs denince akla gelen ikinci kelime problem zaten, sorun zaten Kıbrıs sorunu. Belli ki yani tabii ki görüşmelerde de sürekli düş kırıklıklar yaşadı. Bir genç hayatı boyunca sürekli bunu izlemiştir. Yani görüşmeler oluyor ve sonunda görüşmeler yani bir çözüme ulaşmıyor. Bundan dolayıdır mutlaka.
Şimdi yine seçime döneceğim ama belki seçimin arka planını da daha iyi anlamamız için yavaş yavaş bir kere bir koronavirüs salgınını sorayım. Adanın iki tarafında da etkili oldu. Tabii farklı şekillerde bu seçim sürecini etkileyecek kadar önemli miydi? Tabii bunun ekonomik boyutu da var. Belki özellikle kuzeyde nasıl bir atmosfer vardı? Yaklaşırken seçim. Biraz ondan bahsederek. Tabii ki korona nedeniyle seçim ertelendi zaten. Yani yaz ayında yapılacaktı seçim. Ve kontrol altındaydı kuzeyde tamamen. Ama sonra Türkiye'ye açılınca havaalanları falan açılınca oradan geldi virüs. Şimdi bugünlerde daha kontrol altında gibi görünüyor. Güney'de dünyada en güvenli işte 6-7 ülkeden biri zaten Kıbrıs korona açısından ve yakında Alman turistler de Almanların bir tatili var, gelmeye başlayacak herhalde. Çünkü Almanya'da tabii daha güvenli görünüyor. Ama şöyle oldu, kapıların kapanması çok kötü oldu yani. Bu büyük bir kazanımdı iki taraf açısından. 2003 yılından itibaren karşılıklı geçişler yapılıyordu. Karşılıklı ekonomiyi de destekleyen bir şeydi. Bu özellikle esnaf, Kıbrıslı Türk esnaf için çok önemliydi. Kıbrıslı Rumların orada yaptıkları alışveriş. Onun dışında insanların buluşması, kucaklaşması falan. Bütün bunlar maalesef sekteye uğradı korona sürecinde. Ve bu bazı kesimler aslında bunu bir fırsat bilip hani geçmiş günlere, o sıfır iletişim olan günlere bile dönmek istiyorlar bunu bahane ederek. Bir de seçim kampanyalarından tabii ben daha uzaktan izliyorum, çok eksikliği olabilirim ama hem sözünü ettiğiniz üç aday yani öne çıktıkları için herhalde en popülerleri olduğu için aslında belki 5 kişi popüler diyebiliriz. Hani 3 sağda, 2 solda. Ben isimlerini hemen hızlıca da seyircilerimiz için sıralayayım isterseniz. Hani en çok isimleri de bilinen daha iddialı adaylar. Hani siyaset, Kıbrıs siyaset geleneğinde 3'ü solda, ikisi pardon 3'ü sağda, ikisi solda diye ifade edeceğim ben. Siz de biraz sonra belki analiz edersiniz. Birincisi başta da söyledim, siz de söylediniz. Ulusal Birlik Partisi lideri ve Başbakan Ersin Tatar, bu sağ için söylüyorum. Şimdi koalisyondan çekilen Halkın Partisi'nden istifa edip bağımsız aday olmak üzere yarışa katılan Dışişleri Bakanı Kudret Özarsay ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu Rauf Denktaş'ın oğlu olan, o da yine bağımsız aday olmak için eskiden Demokrat Partili olan ve bağımsız yarışan Serdar Denktaş, hani solda diyelim, pardon sağda, hep karıştırıyorum özür dilerim, solda ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ikinci bir dönem daha istiyor oy ve Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Tufan Erhurman. Şimdi ben Tufan Erhurman'la da birkaç hafta önce mülakat da yapmıştım aslında. Takip edebildiğim kadarıyla da aslında özellikle seçimden sonra başlaması beklenen, en azından çaba gösterilecek bunu biliyoruz. Müzakere sürecinde adaylar nasıl bir vizyonla masaya oturacaklar? Bununla ilgili hiç net ayrıntı alamadım açıkçası. Yani burasını böyle opak bıraktıklarını izledim. Evet, aralarında nüanslar var. Evet, sizin dediğiniz gibi şimdi daha iyi analiz edeceksiniz. Hani federasyon ve Birleşmiş Milletler parametreleri diyen sol taraf diyelim daha net bir şekilde onu ortaya koyuyor. Öteki tarafta hani ya bu işten de pek bir şey çıkmadı deniyor ama o da masadan kalkmış değil yani o seçenekte. Siz bize analiz eder misiniz tekrar? Yani şimdi tabii seçimlerden sonra Birleşmiş Milletler'in öngörüsü kalındığı yerden devam edecek. Yani Krans-Montana'dan itibaren ve federal bir çözüm için görüşülecek. Yani bu Türkiye şimdi bundan vazgeçmek istiyor. Yani bir biçimde
Özellikle de Mustafa Akıncı'yla hiç çalışmak istemiyor. Çünkü Mustafa Akıncı federal çizgiyi savunan bir politikacı, bir lider. Ve burada bir problem yaşanıyor. Tabii ki bütün bu yaşanan düş kırıklıkları, geçmişte bir yere ulaşılmamış olması biraz işte böyle bir kafa karışıklığı yaratıyor. İşte yıllardır görüşülüyor, bir noktaya ulaşılamadığı bahane eden politik duruşlar da var. Ama bundan başka bir çözüm de görünmüyor. Yani dediğim gibi Kıbrıslılar aslında ikiye ayrılmış durumda. Bir bölümü Kıbrıs'ın bütünüyle bir duygusal bağa sahip, Kıbrıs'ın bütününe ait olmak isteyen Kıbrıslılar var. Bir yandan da Türkiye ile işte kendini Türk ulusunun bir parçası gören iki kesim var. Ve bunun üzerinden giden bir politik ayrışma var. Ama bu tabii Türkiye'de çok farklı yansıyor. İşte Türkiye karşıtları ve Türkiye taraftarları diye. Yani öyle bir siyah beyaz bir ayrım yok. Yani Türkiye karşıtlığı dendiği zaman Türkiye'den icazet almamak, işte Türkiye'nin Kıbrıslı Türklerin iradesine karışmaması, bütün bunlara tarih, Kıbrıs Türklerin tarihi içerisinde de devam etmiş olan bu müdahalelere, Kıbrıslı Türklerin iradesini yok saymaya, bir yandan da gerçekten bir haysiyet sorunu. Yani biliyorsunuz bir zaman Erdoğan Kıbrıs Türkler için hani besleme gibi kelimeler de kullanmıştı. Ve böyle bir ayrışma var. Şimdi Cumhurbaşkanı çok önemli. Çünkü Cumhurbaşkanlığı pozisyonu çok önemli. Çünkü biliyorsunuz KKTC tanınmıyor. Ve tek tanınan kişi KKTC'nin Cumhurbaşkanı. Ama ona KKTC şey deniyor, lider deniyor. Kıbrıslı Türk lideri statüsüyle görüşmelere katılabiliyor ve bu makam çok önemli bir makam, çünkü bütün yabancı diplomatlar, her türlü uluslararası ilişkiler bu makam üzerinden yürüyor. Yani Kıbrıslı Türkler sadece bu makamla uluslararası bir varlığa sahipler. O yüzden de işte Cumhurbaşkanı görüşmeci oluyor, ama bu yani böyle bir yasal olarak böyle bir zorunluluk yok, ama Cumhurbaşkanını halk zaten seçerken böyle de seçiyor, yani bir görüşmeci olarak da seçiyor. Ve bu nedenle de dediğim gibi yani şu anda yapılan müdahaleler olağanüstü boyutlarda, çünkü Talat'ı seçtirmek istiyor mutlaka Türkiye. Yani Talat'ın Tatar'ı, Ersin Tatar'ı demek istedim. Affedersiniz, Tatar'ı. Peki bundan emin misiniz? Yani şöyle demek istiyorum. Şimdi belki de masada böyle bir sert pozisyonun olması, yani olmazsa ayrılırız diyebilecek pozisyonda olmak elini güçlendirecektir Türkiye'nin. Hani böyle bir taktiksel yanı da olabilir mi diye soracağım. Bir de şunu sormak istiyorum. Yani şimdi kuzeydeki lider tek başına ne yapabilir? Karşı taraf, yani siz yani bir çözümsüzlüğün yani tek taraflı hiçbir zaman zaten olmaz, ama sanki son süreçte çözümsüzlüğü, yani Kıbrıslı Türkler defalarca aslında ne istediklerini dile getirdiler ellerine fırsat geçtiğinde. Cumhurbaşkanlığını seçerken de, referandumda da, ama yani karşı tarafta da statükodan son derece memnun, adım atmayan bir siyaset var ve belki halk var. Evet. Yani onları da siz de orada yaşadığınız için belki daha iyi anlatırsınız. Tabii ki yani
süreç de, yani çözümün olmaması da süreç içerisinde durumu daha da zorlaştırdı. Ve dediğiniz gibi hani bazı zamanlar büyük bir heyecan oluyor, insanlarda çözüme dair bir umut oluyor. Onları da etkiledi. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri resmi olmayan bir beşli zirve yapmak istiyor. Biliyorsunuz işte Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'de 3 garantör ve de Kıbrıs'ı Türk ve Kıbrıs Rumların bulunacağı bir zirve yapmak istiyor. Bu tabii nereye gidecek, yine düş kırıklığı yaşayacak mıyız, bu önemli değil. Ama Kıbrıslı Türkler için başka bir seçenek yok. Yani şu anda Kıbrıslı Türklerin zaten bir takım kazanımları var. Yani geçmişte biliyorsunuz Kıbrıs Cumhuriyeti birlikte kurulduğu için o cumhuriyete dair bazı haklar devam ediyor. Ve şu anda Kıbrıslı Türkler AB üyesi. Yani diyelim ki Kıbrıs'ın Türk tarafı AB'ye dahil değil, orası işgal altında kabul edildiği için uluslararası platformlarda. Ama her Kıbrıslı Türk bir AB üyesi ayrıca, yani bir AB vatandaşı, AB üyesi demeyeyim, AB vatandaşı ve Avrupa Birliği pasaportu taşıyor. Avrupa Birliği'nin bazı imkanlarından yararlanabiliyor gençler. Bir sürü imkanlardan yararlanıyor, burs imkanlarından falan. Bütün bu kazanımlar var ve şöyle bir şey var. Yani bütün bunları bırakıp Kıbrıs'ın bütününe ait olmayıp Türkiye ile bütünleşmek hiçbir zaman Kıbrıslı Türklerin bir kesimi için asla bir tercih değil. Çünkü zaten son derece seküler, işte Kemalizm'den etkilenmiş, işte demokratik gelenekleri olan bir halk var. Ve Türkiye ile yani ilhaka gidecek, ilhaka kadar gidebilecek bu çizgi son derece tedirgin edici. Bunun dışında da sürekli bir küçük düşürülme, aşağılanma yaşanıyor. Yani bunun da bir savaşı var. Yani sadece, yani masada ne olur ne olmazın ötesinde Kıbrıslı Rumlarla mı bir gelecek istiyorsun? Yoksa işte ne bileyim, böyle bir gerginlik mi istiyorsun? Bir gerginlik içerisinde Türkiye ile ilhaka doğru giden bir sürece mi dahil olmak istiyorsun? Bu da çok önemli. O yüzden bu seçimlerin yani bir referandum niteliği taşıdığını da düşünüyoruz aslında. Peki ama güneyi hiç konuşmadınız. Biraz güneyi de anlattınız. Yani orada hiç ben bir şey görmüyorum. Yani kamuoyunu da biraz içine katarak değişim, niye değişsin istesinler ki? Her şeye yani ayrıcalıklı olarak sahip olabiliyorlar diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Öyle. Evet, öyle. Ama burada da böyle bir işte bir insan, barışçı bir insan potansiyeli her zaman var. Ama öyle yani liderlik, yani Cumhurbaşkanı Anastasiadis de son derece büyük bir düş kırıklığı yarattı çözüm isteyen kesimler de burada. Ve onun dışında da tabii burada yani Kıbrıslı Türklerle paylaşmak istemeyeceklerdir yani bir sürü şeyi. Tarihsel olarak böyle bir noktaya gelindi. Ama bu bir kan davası falan değil yani. Yani bir tarafa karşı öbürünün bir savaşı değil yani. Kıbrıs'ta barış isteyen, Kıbrıs'ın bütününe dair bir duygu taşıyan insanlar var ve onların yani bir gün belki onların tezlerinin daha makbul olacağı bir konjektürde doğabilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki haklısınız. Burada da yani son derece can sıkıcı yani politik ortam. Önce şunu sorayım, bu politik ortamı daha da geren ama belki de ikinci bir aşamada onu da soracağım. Başka gelişmeleri de tetikleyebileceği düşünülebilecek. Doğu Akdeniz gerilimi var. Türkiye'nin işte Kıbrıs açıklarında ve şimdi en son Yunanistan'la
doğalgaz arama faaliyetleriyle diyelim ki son dönemde konuştuğumuz, ama aslında o tabii onun arka planı da var. Ve son dönemde epey Suriye'de savaş var, şimdi Libya var. Yani Doğu Akdeniz zaten epey karışık, nasıl diyeyim, gerilimli bir bölge oldu daha da diyelim. Yani sorunu eskiden belki daha tek sorun gibi adada gözüküyordu. Şimdi bütün bölge sorunlu. Bu nasıl etkiliyor iki tarafı? Ya bu özellikle Rum tarafında her zaman birinci haber. Ama Kıbrıslı Türkler sanki o kadar da dikkate almazmış gibi. Yani Rum tarafı kadar değil en azından. Ama tabii ki bu yani Türkiye'nin dünyada yalnızlaşmasından dolayı da tabii ki bu Rum tarafının da elini çok güçlendiren bir şey oldu. Ve sürekli işte uluslararası platformlarda kendilerine destek sağlayabiliyorlar böylelikle. Yani bu gerilim çok yani hayra alamet değil aslında. Yani bilmiyorum nasıl bir sürece geçilecek, bir yumuşama olacak mı? Ama böyle bir hani gun power politics falan böyle bir şey devam ediyor bu nedenle. Peki yani Avrupa Birliği işte son bir toplantı yaptılar, belki işte Rusya, ben aracı olayım Türkiye ile Güney Kıbrıs arasında dedi. Yani böyle bir takım diplomasiye dair şu anda çok da ne sonuç vereceğini anlayamadığımız ya da ne farkı olacak, taraflara da pozisyon değişikliği olabilir mi, bir takım böyle şeyler izliyoruz. Hani sizin için gördüğünüz, ya buradan bir açılım olabilir ya da şöyle bir tutum alınsa bir sonuç olabilir dediğiniz şeyler var mı? Yani belki Kıbrıs için masaya oturulunca, hani sonuçta beş taraf beraber oturulacak dedik. Yani belki orada bir başka yolda bu masa, yani Kıbrıs belki yardımcı olur, hani Kıbrıs görüşmeleri. Burada da belki bir açılım sağlar diye düşünüyorum. Sonuçta yani bir federal çözüm aslında o zaman hakları genişletecek, yani Kıbrıslı Türkler açısından hani petrolden pay alma hakkını. Yani bir federal çözüm, bir barış olsa Kıbrıs'ta diğerleri de yumuşayacakmış gibi geliyor bana, yani bir anlaşmayla. Şimdi seçimden çıkacağım ama son kez sorayım o zaman. Şimdi bu seçimde tabii şimdi yasak dönemi var, bizi bağlamıyor herhalde ama kamuoyu yoklamaları söylenmiyor. Fakat duyumlara göre diyelim, ikinci tur, zaten hep genelde ikinci tura kalır. Bu kadar da çok katılımcı olunca mutlaka oylar da bölünecektir hani iki kamp arasında, evet. Ama ikinci tura kalacaklar şöyle olabilir deniyor. Hadi isim vermeden, riski atmadan konuşayım. Ya iki federal çözüm taraftarı aday da olabilir, yani Akıncı ve Erdoğan, ya da Ersin Tatar ve karşısında bu iki isimden bir tanesi deniyor. Tabii sürprizler de olabilir, hani şey değil. İki aday da federasyonu bu açıkça savunan adaylar olursa nasıl bir mesaj olur diye düşünüyorsunuz? Çekişme olursa hani bir hafta daha nasıl geçer diye düşünüyorsunuz? Evet, eğer bu iki federasyonu savunan aday kalırsa bu Kıbrıslı Türklerin Türkiye'nin müdahalelerine gösterdiği tepkinin ne kadar büyük olduğunu kanıtlayacak. Ve ya müdahalenin aslında ters teptiğini. Çünkü gerçekten ben izliyorum işte. Büyük bir infial var, yani bu çok onur kırıcı bir şey olarak da görülüyor. Hani Türkiye'nin Kıbrıslı Türklerin seçimine karışması ve bu derece karışması. Biliyorsunuz tabii Maraş'ı kullanmak istediler. İşte bir show yapılıyor yani. Maraş üzerinden de. O yüzden eğer iki federasyon yanlısı aday seçilirse biraz böyle bayram olur aslında. Yani bu kesim için.
Peki diğer alternatif olursa bir sonraki hafta ya Kıbrıs'ta böyle daha kamplaşmış bir atmosfer mi görürüz? Yeni evet öyle olur. Ve ayrıca da Türkiye'nin neler yapacağını bilmiyoruz. İkinci tur kalırsa bu iki aday. Yani bu bir hafta süresince neler yaşanacak? Çünkü geçmişten bir hafızamız var buna dair yani. Türkiye eğer istediği aday için bayağı bir müdahil oluyor. Yani o haftada böyle şeyler yaşanabilir. Rum tarafı izliyor mu seçimleri yoksa? Evet izliyor ve Rum tarafında şu anda tabii Maraş meselesi hani büyük bir tartışma yarattı. Hemen işte Birleşmiş Milletler'e şikayet edildi. Hatta Birleşmiş Milletler sözcüsü de bunu kınayan açıklama yaptı hemen. İzliyorlar. Ve tabii ki kaygı var burada da yani. Çünkü bütün adanın kaderini belirleyecek seçimler bunlar. Umarım yani bu kaygıyla daha farklı pozisyonları geçmeyi düşünür siyasetçiler diyeyim. Peki bir de şunu sormak isterim size. Bu Maraş'ı sormadığımı düşündüm yeterince. Şimdi bu kısmi bir açılım. Yani tam değil. Özellikle de bu açıklamayı yaparken hani biz orada hiçbir mülkün olmadığı, yani hem müzakereleri etkileyecek boyutu olmadığını ima ettiler sanıyorum. Hem daha önceki işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Bir sürü hani hukuki boyutu ve şey boyutu da var. Oraya dokunmadan bir adım atıldığı söylendi. Yani nasıl görüyorsunuz gerçekten yani bir riskli bir adım mıdır? Nasıl yani? Biraz sahili açıyorlar ama Rum tarafını insanları çok tedirgin ediyorlar. Yani çünkü Maraş Birleşmiş Milletler kararları var bu konuda. Birleşmiş Milletler sayısını unuttum şimdi kararın. Bu 580 miydi emin değilim. Bu karara göre Maraş Birleşmiş Milletler çatısı çerçevesinde açılacak ve de eski sahipleri gelip Birleşmiş Milletler yönetiminde yerleşebilecek biçimde bir karar var. Şimdi burada şöyle bir mesele var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde, AİHM'de bazı davalar var. Kıbrıslı Rumların açmış olduğu davalar ve bu davalar Türkiye'yi zor durumda bırakıyor. Yani oradaki mülk sahipleri mallarını talep ediyorlar. Şimdi bu kuzeyde tabii bu tip davalar vardı eskiden. Kıbrıslı Rumlar kuzeydeki mallarını talep ettiler sürekli. Ve bir çözüm buldu Türkiye ve diyelim Kıbrıs'ı Türk yönetimi ve bir mal tanzim komisyonu diye bir komisyon oluşturdular. Bu komisyona başvuran Kıbrıslı Rumlar istiyorlarsa Kıbrıs'ı Türk yönetiminde olarak mallarını geri talep edebiliyorlardı. Şimdi Maraş için bunu yapamıyorlar çünkü Maraş bir askeri bölge. Yani bu mal tanzim komisyonu sadece askeri olmayan bölgeleri kapsıyor, askeri bölgeleri kapsamıyor. Şimdi bunu yapmak istiyorlar. İşte Maraş'ı askeri bölge statüsünden çıkarıp bu kişilerin başvurularına işte yani mahkemeye de bunu söyleyecekler. Yani biz bu hakkı verdik hani gelip mallarına yerleşebilirler Kıbrıs'ı Türk yönetimi altında diye burada yaptıkları biraz yani Ersin Tatar'ı için bir destek şovu yani nasıl ki hani ne bileyim Ayasofya'yı açtık gibi bir şey bu yani Maraş'ı açtık işte Maraş sahili falan gibi ama biliyorsunuz tıpkı Ayasofya'da olduğu gibi yani bu belki içeriden bakınca o kadar da büyük bir şey olarak görünmüyor ama karşı taraf için çok büyük bir tahrik oluşturuyor böyle bir şey.
Yani onun detayları bilinmeden hani Maraş açıldı diye algılanıyor. Çok güzel izah ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi artık bırakıyorum sorun bölümünü. Bir başka şey sormak istiyorum. Yeni bir şiir kitabınız Türkçe'de, yani Türkiye'de yayınlanacak. Ayrıntı Yayınları daha önce bir kitabınızı da basmıştı. Onu biliyorum. Ama daha çıkmadı galiba. Baktım, göremedim. Biraz evet. Çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Yeni roman var mı? İşte bu COVID süreci böyle oldu maalesef. Şimdi işte bu yeni bir kitap aradan çıkmadan heyecan duyup başka bir şey yapamıyorsun ne yazık ki, böyle önünü tıkıyor. Ama ben bir de COVID sürecinde her gün böyle şiir çevirdim. Her sabah bir şiir çevirdim. Şimdi de Gümüşlük Akademisi'nde bir podcast dizisi yapacağım Gümüşlük Akademisi çerçevesinde. Aynı denizin kıyısında diye. Akdeniz insanları buluşturan, birleştiren bir deniz olarak Akdeniz şairleri üzerinden bir podcast dizisine başlayacağım. Onun dışında işte yazıyorum. Bir de Yeni Düzen Gazetesi'ne her hafta köşe yazısı yazıyorum zaten. Böyle devam ediyorum. Podcast'in haberini seyircilerimiz de sevinsinler, duysunlar. Mesela ben de sosyal medyada gördüm. Philip Larkin'in güzel bir şiirini çevirmiştiniz yanlış hatırlamıyorsam falan. Bunları hep takip etmek lazım. Sizin şiirlerinizi de bekliyoruz. Peki Yeni Düzen Gazetesi'nde yazıyorsunuz demiştiniz. 27 Eylül tarihli köşenizden biraz bir alıntı yapacağım. Bitiriş için onu seçmiştim. Belki son bir şeyler söylersiniz. Öylece veda ederiz. Her birimiz kendi yalnızlığımız içindeyiz belki ama sanat bize kendi hikayelerimizin benzerlerinin başkalarında da olduğunu gösterir. Bizim gibi düşünenler, bizim gibi hissedenlerle buluşmamızı sağlar. Varoluşumuzun gerçek anlamını bulmamız için karanlıkta yol gösterir. İyi ki sanat var. İyi ki varsınız Neşe Yaşın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi ki siz de varsınız. Sürekli izliyorum sizi Medyascope'u. Çok iyi geliyor gerçekten. Çok çok teşekkürler sevgili izleyiciler. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için şimdilik hoşça kalın.